Küçük yatırımcılar bu 9 altcoin'e kilitlendi. İşte liste diyor. Buna bakacağız ve ne var ne yok diye üstüne konuşacağız. Türk yatırımcıların en çok yatırım gerçekleştirdiği kripto paralar üzerine durmaya çalışacağız. Genel olarak en çok yatırım yapılanlar, yani Türk yatırımcılar arasında en popüler olanlar diyebileceğimiz Luch, Raka, Kick, ondan sonra Shiba, XRP falan. Bunlar gerçekten oldukça popüler diyebileceğimiz kripto paralardır. Ülkenin genelinde diyebiliriz. Ve de bunlardan bir kısmı mesela Shiba ve XRP gerçekten de sağlam altcoin'ler. Aynı şekilde sezonun genelinde de yatırımcıların bulunmasının mantıklı olduğu altcoin'ler. Bu noktada hani Lunch açıkçası olmazsa olmaz değildir. Yani işte hani nasıl diyeyim, alınsın diye söylenmem, öyle söyleyeyim. Hatta farklı altcoin'lere göre eğer portföy çok geniş değilse büyük ihtimalle saçma durur yani portföyde Lunch'un bulunması. Ama yine de riski sevenler için olabiliyor işte bu şekilde. Bakalım şöyle ne var ne yok diye. Türk yatırımcılar bu 9 altcoin'e kilitlendi. İşte liste diyor. Bakalım. Kripto paranın dinamik dünyasında trendler hızla değişebiliyor. Bu sırada CoinGecko'nun son verileri 4-10 Kasım haftasında Türkiye'de en çok trend olan coin'leri öne çıkarıyor. Popüler BTC ve altcoin takip platformundaki kullanıcılar aktif olarak çeşitli kripto varlıklar arıyor. Bu da ülkedeki kriptolarla olan canlı ilgiyi sergiliyor. Zaten kripto paraların en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi de biziz. Türkiye'deki yatırımcıların odağında hangi altcoin projeleri var? İşte dediğim gibi Shiba, Lunge, yani bunlar oldukça popüler diyebiliriz. Şu an mesela çok kısa bir göz atarsak şekilde bir giriş gerçekleştirelim Shiba'ya. Neler yapıyor diye. Muhtemelen Shiba yarına kadar bir 86 pozisyonlarını yoklayabilir. Buradan iyi bir alım fırsatı verecektir. Tabii şu anki fiyatlardan da alım yapılabilir. Çünkü önümüzdeki günlere özellikle kıyasen fiyatının da çokça düşük olduğunu düşünüyorum diye açıklayabilirim. Yine bunlardan bir tanesi Kick. Diğer pek çok kripto paranın, ki az önce baktığımız Shiba'nın da yaptığı gibi, EMA200 üzerine patlamasının ardından bir geri çekilme yapıyor. Çok normal. Saatlik de EMA50'ye kadar gelmiş. Bulunduğu noktalardan bence kademeli bir alıma gidilebilir. Shiba'daki 97 pozisyonlarına doğru istikrarlı gidişatın aksine Kick'te 11,2'lere kadar ulaşabileceği ve cebelleşebileceği bir direnç yok. Bu iyi bir durum değil zannedilenin aksine. Çünkü yavaş hareketler yapabilir ve açılımda zorluklar yaşayabilir. Luge da şu anda gördüğünüz gibi 84'lerden red yemesinin ardından geri çekilmeye devam ediyor. Ve bu noktada direnç bölgesinde altında fiyatlıyor. Ne yapabilir? Ortalama 8'lere kadar geri çekilebilir yarına kadar. Bu da iyi bir alım fırsatı oluşturacaktır diye tekrardan altını çizelim Launch Coin için. Yarına kadar piyasadaki yavaşlık sürer. Aşağı yukarı saat 15.30'daki ABD TÜFE'sinin ardından 1 saat sonra da üfe açıklanacak. Dolayısıyla bunlar önemli. Jerome Powell ve diğer Fed üyeleri de açıklamalar yapacak. Yani yarınki verilerin ardından ancak piyasada yeni bir açılım olacaktır ve adını geçirdiğimiz bu kripto paralarda işine bakacaktır diyelim. CoinGecko'nun paylaştığı verilere göre bu hafta birkaç altcoin araştırıldı. Öncelikle Türk kripto meraklarının dikkatini çeken Shido bu alanda başı. Shido ne ya? Ardından Robinhood Türkiye'nin trend coinlerinden biri olarak yerini koruyor. Bu kripto para bahis platformunda kullanılmakta. Evet. Diğer yandan diyor Kaspa Türk kripto sahnesinde dalga yaratan bir başka coin. Yatırımcılar Kaspa'nın potansiyelini ve daha geniş kripto pazarındaki rolünü merakla araştırıyor diyor. Kaspa fena değil. Yani hiç değilse buradaki diğer Ponzi'lere göre diyeyim. Neydi adı ya? Shido. Yani böyle bir şeylerde
yatırımcının gözünün olmaması lazım ama görüyoruz ki varmış. Dördüncü sırada TokenFi Türkiye'nin trend coinleri listesinde kendine yer bularak kullanıcılar arasında artan merakın göstergesi oldu. Bildirdiğim üzere TokenFi Shiba Inu projesinin arkasındaki isimlerin oluşturduğu bir konsept değil kardeşim. Floki Inu projesinin arkasındaki ekiplerin RWA yani tokenizasyon için oluşturdukları bir projedir. Yerel token'ın adı da token'dır. Floki'nin ürünüdür, Shiba'nın değildir. Çıkışıyla 200x'e yakın yaptı token fakat alımını önermediğimi dile getirmiştim. Diğer yandan Bitrock mevcut sayısız kripto varlık arasında öne çıkarak Türk kripto topluluğunun dikkatini çekti. Artan popülaritesi piyasa duyarlılığında potansiyel değişimi işaret ediyor. Ayrıca KİK kullanıcıların bu altcoin projesine artan ilgisiyle Türkiye'de dalgalar yarattı. KİK bilindiği üzere sanal gerçek deneyimleri ve içeriği sağlamaya odaklanan blockchain tabanlı bir platformdur diyor. Evet doğru. Yani KİK'te dediğim gibi yatırımcıya kalmış bir durum. Ben çok fazla önermiyorum. Yine de platform merkezi olmayan bir sanal gerçeklik ekosistemi oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanarak kullanıcıların konserler, spor etkinlikleri ve diğer eğlence biçimlerini yapmasına müsaade eder. Bitcoin de listede. Şükür yani. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Bitcoin kripto piyasasında bir köşe taşı olmaya devam ediyor. Çok sayıda altcoin'in varlığına rağmen Bitcoin Türk yatırımcılar arasında kalıcı cazibesini yansıtan güçlü konumunu koruyor diyor. Doğru. Ve bu iyi bir durum tabii ki. Olabildiğince BTC'de ve majör altcoin'lerde kalmak lazım. Şimdiye kadar yani yukarıda sadece shitcoin'leri gördük. Bomboş kripto paraları gördük yani ve bunlar üstüne konuştuk. Başka da hiçbir şey yapmadık gibi bir durum var ortada. Neden bunlar işte araştırılıyor, aranıyor ya da alınıyor mu artık daha da kötüsü bilmiyorum ama durum bu. Diğer yandan meme diyor ve ordinals diyor. Meme de bir hiç yani nasıl diyeyim alınmaması gereken kripto paralardan bir tanesidir ben size söyleyeyim. Bir meme coin'miş gibi çıkıyor ama bir meme coin bile değil. Sadece Binance'a peşkeş çekebilmek için ortaya çıkmış bir kripto para projesi. Başka bir şey değil. Yani başka ne diyebiliriz ki? Adamlar sadece Binance'ı fonlamak için var. Diğer bazı kripto paralar gibi. O yüzden ben çok fazla önermiyorum. Çok fazla üzerinde durulmasını ve alınmasını da mantıklı görmüyorum diye altını çizeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.